trenimi kaçırdım. Bu kadar kolay. Böyle konuşacağım. Çok güzel oldu arkası. Merhabalar. Günaydınlar herkese. Saat 11:20 geçiyor. Bugün pazartesi ve yeni bir vlog çekmeye karar verdim. Bugün saatler bizde 1 saat geriye alındı. Yaz saati uygulamasına geçtik. Türkiye ile aradaki fark 2'ye düştü. Böyle şey gibi hissediyorum. Böyle sanki saatleri aldık, yaz saatine geçtik. Ve bunun bahanesiyle sanki hava daha da bir güzelleşti. Geçen hafta bahar geldi diye paylaşım yaptım Instagram'da. Ama sonraki gün o kadar berbat bir gündü ki hava olarak. Yağmurlu, rüzgarlı, böyle şemsiyeni tutuyorsun, şemsiye uçuyor falan. Çok kötü bir gün. Bugün aksine bugün çok güzel. Gördüğünüz gibi şu an neşem biraz yerinde. Neden bilmiyorum. Baharın gelişiyle gerçekten alakalı. Günlerin uzamasıyla alakalı. Şunu fark ettim. Geçen hafta uzun zamandan sonra vlog editlerken vloglarda ne kadar konuşmadığımı, böyle çok nadir konuşup genelde hep durumu çektiğimi fark ettim ama canım bu vlogda çok konuşmak istiyor. Umarım bunu başarabilirim. Ben normalde günlük hayatımda çok konuşan biri değilim. Toplantı var. 15 dakika. Aa, ne 15'i? 7 dakika sonra. Tamam, neyse. Şimdi toplantıya gireyim. Ondan sonra bir ara size yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Böyle çok büyük şeyler değil ama belki de benim hayatımda çok büyük yeri olabilir. Bilmiyorum. Yeni şeyler deniyorum yani. Ay, mailler geliyor. Mailler. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Çok güzel. En sevdiğim mevsim bahar. Ama baharı en az yaşayan ülkede falan yaşıyor olabilirim. Bu gerçek, has ve has öz bahar günlerini, güneşli, çok sıcak olmayan, serin ama mont da giymek zorunda olmadığın o günleri burası çok az yaşıyor maalesef. Keşke gerçekten bahar yaşayan bir ülkeye taşınabilsem. Herkese merhaba. Şu anda öğle tatiline girdim. Saat 12:06 geçiyor. Saat 1'de girmem gereken bir toplantı var. Bir şeyler yiyeceğim ama yemeden önce böyle bir şey deneyeceğim. Böyle bir reel çekmiştim dün. Reel yaparım diye çekmiştim bir şey. Onu editlemeye çalışacağım. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa da olmuyor. Yapacak çok bir şey yok. Öyle, sonra bir şeyler yiyeceğim falan. Böyle takılıyorum yani kısacası. Bu köşeyi çok sevdim bu arada. Bu köşe çok güzel. Yatak da böyle çok güzel bir yükseklikte burada oturunca. Böyle masa gibi takılıyorum. Artık hem saatleri ileri aldık hem de hava, yani günler uzadı derken bakalım bugün işten çıktığımda hava ne kadar daha aydınlık kalacak. En az şöyle bir 2,5 saat, 3 saat kalsa çok güzel olur. Gerçi bugün bir şey yapamayacağım çünkü yoga dersim var 6:30'da. Onun için dışarı çıkamam. Böyle şeyim, enerjiyim aslında. Enerjim çok var. Hayatımı böyle devam ettirmeye, dışarı çıkmaya,
İşte şu an yürüyüş yapabilirim, dolaşabilirim, kitap okuyabilirim. Ne bileyim, alışverişe gidebilirim. Böyle kendimi dışarı atabilirim. Ama bu masada durup online olmak beni üzen tek şey şu an. Çok fazla mail gelmemesi umuduyla burada masamda takılıyorum. Size aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Of, babamın sesi çok geliyor mu ya içeriden? Çok konuşuyor bağırarak. Sizin de büyükleriniz, aile büyükleriniz telefonda bağıra bağıra konuşuyor mu? Bizle konuşuyor. Evet, size şimdi yeni aldığım ve deneyeceğim, daha denemedim, deneyeceğim onları göstermek istiyorum. Şu yeni çıkmış Elsevier'in yeni bir serisi. Bunun 4 şeyi vardı. Sadece ben pre-shampoo şeyini aldım. Denemek istedim. Çünkü hiç böyle bir şey denemedim hayatımda ve saçlarım gerçekten çok çabuk kırılıyor. Çok ince telli. Saç kuruturken bile kırılıyor. Hani ısı uygulamayı geçtim artık. O yüzden böyle bir şey denemek istedim. Bunu aldım. Şunu yeni deneyeceğim. Bu da Elsevier. Ne bu? Elsevier Dream Length serisi. Iron Spray. Yani ısı uygulamadan önce işte saçınızı kurtarak şekil vermek istediğiniz zaman bunu sıkacağım. Böyle bir şey kullanmıyorum. Çok saçma. Gerçekten niye böyle bir şey kullanmıyorsam. Ki benim gibi saçları çok hızlı kırılan. Yeni kestirdim saçımı ya, şuralar direkt kırıldı. Ben minik makyaj şeyleri deniyorum şu sıralar. Makyaj yapmaya daha çok başladım. Ve yaparken daha kolay, hızlı makyajlık şeyler aradığım için aslında böyle şeyler şu an benim işime geliyor. Bunları buldukça mutlu oluyorum ve kullanımı da kolaysa gerçekten hoşuma gidiyor. Birincisi likit aldık. Bunu Maybelline'dan aldım. Kesin herkeste vardır çoktan. Rengi güzel. Tam benim sevdiğim renk. Elf'in bu kapatıcısını aldım. Concealer. Rengi Light Sand. Elimde denedim. Matlığı çok hoşuma gitti. Kapatıcılığı çok hoşuma gitti. Fiyatı da çok hoşuma gitti. Öyle olunca bunu aldım. Bunu deneyeceğiz. Bir de herkeste gördüğüm bu Sky High maskarası vardı. Bunu aldım. Bu da güzel gibi. Henüz bunu da kullanmadım. Bu kadar. Bitti. Benim alışverişlerim bu kadar oluyor. İşe devam. Günün açık ara en sevmediğim saati gerçekten. Şimdi evin altında yürümeye başlayacaklar ve bütün dedikodularını normal bir sesle yaptığını düşünürken aslında bütün dedikoduların buraya da geldiğini bilmeden bu dedikoduyu yapacaklar. Merhaba herkese. Merhaba. Müge okuldan geldi. Ben hala bu köşede duruyorum. Müge'nin sınavına bakıyorduk. Matematik sınavını gösterdi bana da. Daha önce hiç böyle bir soru aldım mı hatırlamıyorum ama İngiltere ile ilgili soru aldığımda belki sorulmuş olabilir böyle şey. Sınavlar, dersler kolay mı diye. Şu matematik sınavına bakıyoruz şu anda Müge ile ve bu kadar kolay sorular, yani inanamıyorum ve insanlar yapamıyor diyor Müge. Şunu göstereceğim şimdi. Şaka gibi. Bu bir soru yani. Bir de bu calculator mı orada? Evet, calculator. Birse gidiyorum. Biraz erken çıktım. Daha doğrusu erken çıkayım diye hazırlanmaya başladım ama sanırım çok da erken çıkamamışım. Gideyim dedim, güneşin altında oturayım, kitap okuyayım. Çok da vakit olmayacak gibi. Şu havanın güzelliğine bakar mısınız ya?
Bu havayı nasıl kaçırdım? Gerçekten yanıyorum. Keşke iş biter bitmez direkt çıksaydım ve böyle kahve falan alsaydım ve otursaydım şu güneşte. Şu güzel güneşe bakın. Sayıcı iş çıkışı yogaya giderken ilk defa bu kadar aydınlık gidiyor olabilirim. Bu stüdyoya Kasım'ın başında falan kaydolmuştum. Beni asla odaklamıyor kamera. Buna bakar mısın? Buradayım. Kasım'ın başında falan kaydolmuştum. Ve o zamandan beri günler kısaldı. Şimdi uzamaya başladığını gerçekten bugün fark ettim. Çok güzel. Yaşadığım yerden şöyle aşağılara inince şu gördüğünüz evler tam böyle Insta influencer evleri. Böyle hepsinin beyaz koltuk takımı, bembeyaz mutfakları, espresso makineleri. Oturmayı hayal ettiğim nokta tam burasıydı. Ama sıfır güneş. Boşuna geldik. Bu çok darmış ya. Günaydın. Gördüğünüz gibi sabahın 7.30'unda dışarıdayım. 7.42'sinde diyeyim hatta. Çünkü trenimi kaçırdım. Ben de koşmayı bırakıp bari vlog çekmeye devam edeyim dedim. Yağıyor mu yağmur şu an? Şu an yağmıyormuş. Evden çıkarken yağıyordu. Yarım saat tren bekleyeceğim. Ben de neden oyalana tren istasyonuna yürümeyeyim dedim. Çok acı oldu. Eğer tam 7.30'da evden çıkabilseydim gerçekten bu trene yetişecektim. Ama ben gittim 7.35'te çıktım. Bakalım eğer 7.47'de eğer 7.47'de varırsam istasyona, o zaman Google haklıymış. Ben mesafeyi 11 dakikada yürüyebiliyorum demekmiş. Ben çünkü Google'a inanmamıştım. 11 dakika ne ya? Ben daha kısa sürede yürürüm diye şey çıkmıştım. Ne yapacağım acaba istasyonda? Otururum bir köşede, kitap falan okurum treni beklerken. Öyle yeni bir güne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ofise gidiyorum. Selam, merhaba. Şu anda öğle tatiline girdim ve aşağıdan yoğurt falan aldım. Evden de yemek getirmiştim yanımda. Onlarla birlikte şu an aşağı kata indim. Çünkü üst kat birazcık kalabalık. Alt da kalabalık gerçi ama işte böyle üst kattan birazcık kopmak istedim çalıştığım yerden. Bu sabah böyle çok fazla konuşamadım. Zaten sabah da trene
son anda koşarak yetiştim. Sonra da işte ofise geldim, çalışmaya başladım. Bir de bugün ofis aşırı kalabalık. Aşırı kalabalık olunca da kamerayı çıkarıp böyle bir şeyler konuşmak, bir de o çalışma ortamında hani bilgi gizliliği bilmem ne bir şeyler duyulacak diye ben çok korkuyorum. Onun için de hiçbir şey çekmedim orada. Orada çok güzel bir kahve alanı yapmışlar. Bir tek belki onu çekerim bir noktada. Şu anda işte işlerime odaklandım. Öğleden önceyi tamamen böyle acil işleri bitirip o to do list'ten tick off yapmak için böyle uğraştım. Ve başarılı oldum da bence. Sıkıntı yok şu an. Öğleden sonra daha az yoğun bence. Şimdi de kendimi ödüllendirmeye geldim. Yanımda pilav getirmiştim. Tavuklu pilav. Yanında da işte yoğurt falan ya da salata alırım diye düşünmüştüm. Ama salatalar çok pahalı geldi. Onun için yoğurt aldım sadece. Doyuracak yani bu da sonuçta. Şimdi bunu yiyeceğim. Akşam da bir arkadaşımla buluşacağım. Çok eskiden bir arkadaşım. Japonya yıllarımda Japonya'daki okulumdan bir arkadaşım. Burada İngiltere'de Oxford'da okumuş. İşte onunla geçen hafta görüştük. Bugün böyle ben hem ofise geleceğim için falan, o da Londra'ya gelecekmiş bugün. Tam böyle şansımıza. Öyle olunca buluşalım dedik. Böyle iş yerinin yakınlarında bir yerde rezervasyon yaptırdık. Oraya gideceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım ayrıca. Şimdi bana afiyet olsun. Herkes çok garip bakıyor gibi geliyor şu an. Neyse. Şu an daha sakin bir yere geçtim. Daha yakından konuşacağım. Saat şu an 1'e çeyrek var. Bir 15 dakika daha burada oturmak istiyorum. Çünkü 1 saatlik öğle aramın hepsini kullanıyorum. Yani tepe tepe kullanıyorum. Asla erkenden bitirmiyorum. Çok önemli bir şey yoksa. Şu anda da onu yapıyorum. Yukarı çıktıktan sonra da çünkü sürekli bilgisayarın başındayız ve ofisteyken özellikle çok fazla insan var. Ben de böyle hani boşsam mesela o an telefonuma bakmak istiyorum. Ama ofiste bu çok zor oluyor. Böyle kendimi kötü hissediyorum falan. Sanki birileri sürekli beni izliyormuş da böyle uzaktan judge'lıyormuş gibi hissediyorum. Molalarımı tam olarak almaya çalışıyorum. Bu arada yukarıda, az önce dedim mi hatırlamıyorum. Yukarıda bizim mutfak alanına yeni bir yer yapılmış. Orayı değiştirmişler komple. Makineler falan gelmiş. Yeni kahve makineleri. Herkes oradaydı. Bugün bir şeyler içiyorlardı, deniyorlardı, kahve içiyorlardı. Ben de kahve içeceğim orada. Kendi kahvemi getirmiş olmama rağmen. Makinelerde böyle plant milk seçenekleri falan da varmış. Onun için de denemek istiyorum. Çok merak ettim. Denemezsem ölürüm. Bu makineden aldığım kahve şu anda. Hayatımda içtiğim en iyi makine kahvesi olabilir. Bayağı beğendim. Bayağı başarılı. Bu arada şu anda ortak alanda, size söylediğim alanda oturdum, takılıyorum. Çok fazla işim yok. Zaten demiştim. Böyle mail gelince cevaplıyorum, kahve içiyorum, biraz rahatlamaca. Etraftaki insanlar da öyle, hem çalışıyor hem sohbet ediyor. Onun için rahat bir ortam. Tek kamerayla çok utandım. İnsanlar bana bakıyor, birazcık utandırıcı. Ama utanmayacağım.
kimse beni izlemiyor o kadar. Kimse düşündüğüm kadar beni umursamıyor. O yüzden kamerayı ortalıkta çıkarıyorum ve çekiyorum her şeyi. Bu kadar. Arkadaşımla buluşmaya. Ay çok karanlık burası. Selam. 1,5 saattir bir kafede oturuyordum. Çünkü arkadaşımla 6.30'da tam buluşacağız. Böyle inanılmaz yorgun hissettim kendimi. Uyku bastırdı. Karanlık havası oluşundan falan mıydı bilmiyorum. Ben de dışarı çıktım. Şimdi buluşacağımız yere gidiyorum. Bir gemi gibi bir restoranda rezervasyon yaptırmıştık. Ona gidiyorum şu anda ama sırt çantam falan var. Çok uymuyor olabilir.